Herkese merhaba gençler. Evet, yeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda size kanalımızda zaten mevcut olan bir tane arkadaşa araba verme taktiği, daha doğrusu araba da verebilirsiniz, helikopter, hydra, istediğiniz her şeyi verebiliyorsunuz bu taktikle. Videoyu atlamadan izlerseniz, bir de dinleyerekten kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiki bence fazla uzatmadan direktmen taktiğimize başlayalım. Taktiğimize tabii ki bir arkadaşınız lazım yanında. Şimdi arkadaşınız burada yapması gereken, yanımızdaki arkadaşımız, aracı verecek olan kişi, ben aracı olan kişi oluyorum. Arkadaşınız, arkadaşlar, şöyle opsiyona basıyorum, onun yapması gereken şeyi ise gösteriyorum. Bakın, Jobstar'a gidiyor. Jobstar'dan şöyle bir Rockstar'ın misyonları deyip Titan görevini açıyor. Ben size şu an sadece arkadaşınızın yapması gerekeni gösteriyorum. Görevi açtıktan sonra hiçbir şey yapmayacak arkadaşlar. Aynen bu şekilde görevin içinde bekleyecek. Ta ki biz ona görevden çık diyene kadar. Evet. Şimdi arkadaşımız bu görevi açıyor. Ve o görevin içinde bekliyor. Siz de bakın Arena Bar'a giriyorsunuz. Arena Bar'dan herhangi bir tane araçla dışarıya çıkmanız gerekiyor. Fark etmiyor hangi aracı olursa olsun, önemli olan Arena Bar'a girmeniz gerekiyor ve Arena Bar'dan herhangi bir aracı alıp dışarıya çıkacaksınız. Şimdi ben buraya geldim. Bakın herhangi bir aracı alacağım. Zaten bir önce bunu yüklediğim videoyu izleyenler bilir zaten. Bakın araca bindim, dışarıya çıktım. Ondan sonra bakın arkadaşlar, buraya geliyorsunuz. Şöyle bir kısa özet geçeyim hatta sizin için. Aracınızla arkadan buraya kadar aşağı yukarı gaz tuşuna basıp gaza basıyorsunuz. Yani aynı garaja girer gibi. Tam bu noktada aşağı yukarı gaz tuşundan elinizi bırakıp hızlı bir şekilde iki kez PlayStation 4 logosuna basıp arkadaşınıza katıl yapacaksınız. Onu da şimdi ayarlayacağım zaten. Hep beraber göreceğiz nerede olduğunu ve nasıl yapıldığını. Bakın. Şimdi ben gideyim bir arkadaşımı bulayım. Şu anda benden aynı lobide olan kişiyi. Şu anda bakın ben arkadaşımı iki kez PlayStation 4 tuşuna bastığımda direktmen katıl şeklinde ayarladım. Tekrar bastığınızda zaten iki kez PlayStation 4 logosunun üstüne oyuna geri geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada yapmanız gerekenler bakın. Gaz tuşuna basacağım. Tam az önce gösterdiğim noktada gaz tuşundan elimi çekip iki kez PlayStation 4 tuşuna basıp logoya arkadaşıma katıl yapıyorum ve ardından onaylama tuşu yani X tuşuna arka arkaya basıyorum. Yani bütün uyarıları kabul ediyorsunuz. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben onaylıyorum. Gaz tuşuna basıyorum. PlayStation tuşu bütün onayları onayladım. Ve bakın şu anda gördüğünüz gibi ekran bakın siyah beyaz oluyor. Hani bu şekil olması şart arkadaşlar. Bu şekil taktiğimizin aktifleştiğini gösteriyor. Şimdi burada da yapmanız gerekenler opsiyona basıyorsunuz ve opsiyondan Rockstar'ın görevlerinden misyona gidip Titan görevini başlatıyorsunuz. Arkadaşınız da artık arka planda Titan görevinden dışarıya çıkabilir. Evet, şu anda bakın ben göreve girdim. Görevden normal bir şekilde dışarıya çıkıyorum. Evet, bakın şu anda gördüğünüz gibi oyuna geriye ışınladım ve görünmez oldum. Şu anda sizde de eğer böyle oluyorsa görünmez arkadaşlar. Yapmanız gereken arkadaşınız, bakın şöyle telefonu göstereyim. Telefondan giriyor ve aktivitelerden golf açıyor. Bu golfi açtıktan sonra aşağı yukarı 15-20 saniye sonra size 4'te 1 oldu diye söylüyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşınız Friends diye açıyor. Yani alone açmıyor görevi, golf görevini. Şu an arkadaşımız açtı, onu bekliyoruz. Evet. Arkadaşımızın açtığı görev geldi zaten. Bakın şu anda
Gidiyorum ona ben gene normal bir şekilde katıl yapıyorum lobisine ve gelen bütün uyarıları onaylıyorsunuz, kabul ediyorsunuz yani. Katıl yaptım. Bakın uyarılar geliyor. Bütün uyarıları onaylıyorsunuz. Zaten onayladıktan sonra arkadaşlar bizi tekrar aynı yerimizde karakterimiz bakın normal bir şekilde gözüküyor artık. Ve sol aşağıda da haritamız kayboldu. Şimdi yapmamız gereken kısım buradan direktmen aracı almaya gideceğiz. Kendimizi grid'e soktuk. Evet arkadaşlar şu anda bakın. Gelmeniz gereken nokta burası. Buraya geliyorsunuz. Buraya gelmemizin nedeni de aslında ben şimdi CEO'yu çağırırken MOC'yi pardon. Arkaya bakmıyoruz ki direktmen arkamıza gelsin. Şimdi touchpad'e basıyorum. Touchpad'den bakın. MOC'yi çağır yapıyorum. Ve MOC'nin içinde de içindeki aracı da çağırıyoruz. İçinde Fagio olabilir. Eleci olabilir ya da istemediğiniz herhangi bir araç olabilir. İkisini de çağırdım. Şimdi karttan bakalım. Bakın gördüğünüz gibi tırımız istediğimiz noktaya geldi. Yani uzak bir yere gitmemiş oldu. Arabamız da hemen sağ tarafımıza geldi. Şimdi burada yapmamız gerekenler arkadaşlar. Şöyle araçtan iniyorsunuz. Tırın arkasındaki artık sizin hangi aracınızsa Fagio, Eleci veya istemediğiniz herhangi bir aracınızla dışarıya çıkartıyorsunuz. İçinde değilse direktmen içine de satın alabilirsiniz bu arada internetten. Evet aracımız bakalım buraya gittiydi. Evet şurada Eleci'yi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşınızla beraber arabaya binelim. Tırın orada size gene yapmanız gerekenleri göstereceğim. Bakın şimdi burada yapmanız gerekenler arkadaşlar. Arkadaşınız yapıyor bunu. Şu anda arkadaşınız aynı bu şekilde bakın. Story'e gider gibi aynı bakın. Şu an şurada görüyorsunuz sağ aşağıda. Michael'la Franklin'i görüyorsunuz. Sadece üstüne tutuyorsunuz ve bu siyah ekran geliyor. Bu siyah ekranda yes no'nun olduğu yerde bu siyah yerde bekliyor. Ta ki siz arkadaşınıza çık diyene kadar. Şimdi bunu arkadaşımız yapıyor. Evet arkadaşımız onu yaptıysa şimdi ne yapıyoruz? Direktmen tırımızın arkasına gidiyoruz. Ve burada bakın tırın arkasına sok yapıyoruz aracı. Oyun direktmen arkadaşımızı otomatikmen araçtan indirecek. Bakın indirdi. Şimdi bu aracınızı tırın yanından biraz uzak bir yere park ediyorsunuz. Ondan sonra tırın arkasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Tırın arkasına gittikten sonra da burada direktmen en üstteki menüde bakın gözüküyor. Alon diye burada hiçbir şey ellemiyorsunuz. Direktmen bunu onaylayın. Onayladıktan sonra da sizi böyle bir siyah ekrana atıyor. Şimdi bu siyah ekrandan da çıkabilmeniz için siz de aynı free aim'de olmayan birine katıl yapmanız gerekiyor. Ben gideyim şimdi bir katılayım. Evet katıldım. İlk uyarıyı bekleyelim. İlk uyarı geldi. Tekrar katıl yapacağım o kişiye. Evet ikinci farklı uyarı geldi arkadaşlar. Yani bu da ne anlama geliyor? Biz de aynı frame'de değil. Şimdi bu ikinci uyarıyı çıkıyoruz yuvarlakla. Ondan sonra bakın görünmez olduk. Görünmez olduktan sonra zaten artık arkadaşınızdan almak istediğiniz aracın içine doğru koşuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada aracı ta yukarıya bırakmış bizim arkadaş. Neyse sıkıntı yok. Bakın araca biniyorsunuz. Araca bindikten sonra da evet mutlu sona ulaşmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımızın arabasını aldık. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Dışarıya çıkıyorsunuz araçla. Şimdi burada arka arkaya arkadaşlar arkadaşınızdan araba alabilirsiniz. Bunu yapmanız için ne yapıyorsunuz? Bakın şu anda aldığımız aracı geriye gönder yapıyoruz. Yani tırın içine göndermeniz gerekiyor. Şöyle aracımızı geriye gönderelim.
Şimdiki bu aracı başka bir garajdaki araçla yerlerini değiştirmemiz gerekiyor ki bir dahaki aldığımız araç bu aracın üstüne kopyalanmaması için. Yani onu da nasıl yapıyoruz? Şöyle yere bakıyorsunuz, telefondan, tamirciden istemediğiniz herhangi bir araç veya fagyo, eleci, onu You calling for some wheels? bakın I'm şu Johnny on anda the ben spot. şöyle bakalım. Şurada mesela bir iyisi var, eleci varmış. Eleciyi I'll get there çağırıyorum. as soon as I can. Okay, I got stuff to do. Şöyle karttan bakalım nereye geliyor. Yakınımıza bir yere gelmesi lazım. Yere bakıyoruz çünkü. Bakın direkt tırın yanına geldi. Şimdi bu araçla az önce arkadaşımızdan aldığımız aracın yerlerini değiştiriyoruz ki diye direktmen devam araba alabilelim. Onu da normal bir şekilde tırın arkasına gidiyorsunuz. Bakın burada sağ yön yapıyorsunuz ve bu uyarıyı kabul ediyorsunuz. Tırın arkasında araç var uyarısını. Şimdi burada ya gökyüzünde uçar gibi olup tekrar sizi haritaya getirecektir ya da siyah ekranda kalacaktır arkadaşlar. İkisinden birisi. Şimdi bekledik diyelim bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşa katıl yapacağız. İlk uyarıyı bekliyoruz. İlk uyarı geldiyse tekrar katıl yapıyoruz. İkinci uyarı yuvarlak ve gördüğünüz gibi şu anda dışarıya çıkmış bulunuyoruz arkadaşlar. Eğer ki tırınız durmuyorsa sıkıntı yok. Tekrar tırı çağırabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi araç şu anda yok oldu. Yani tırın içinde ve diğer arkadaşımızdan aldığımız araçla yerleri değişti. Şimdi tırın arkasındaki aracı tekrar dışarıya çağırıyoruz ve işlemi yeniden yapmış oluyoruz. Yani aracı alacağız ya bir tane daha yeni. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz zaten. Artık bu araç da olabilir. Ne bileyim uçak da olabilir, helikopter de olabilir. Onun için şöyle bir de bu özet geçeyim. Eğer uçak, helikopter alıyorsanız arena var mı oradan yani ta baştan başlamanız gerekiyor ama arabalarda sınırsız istediğiniz kadar arka arkaya alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bakın yere çağırdık yeni aracımızı ve işlemi yeniden yapacağız arkadaşlar. Misal ne yapıyorduk? Az önce yaptığımız gibi arkadaşımız biniyor. Bindikten sonra siyah ekranı açıyor. Yani şu şekil story'e girer gibi üstünde tutuyordu. Bu siyah ekranda duruyor. Siz de tırın arkasına gidip ondan sonra şöyle bakın. Aynısını yapıyorsunuz ki tekrarlamak için sağ yöne basıyorsunuz. Arkadaşınızı otomatikmen kendiliğinden indiriyor oyun. İndirdikten sonra aracınızı şöyle tırdan biraz uzak bir yere park ediyorsunuz. Ondan sonra siz tırın arkasına gidiyorsunuz. Hani bunları az önce yaptık zaten. Bakın, üsttekini onaylıyorsunuz. Siyah ekranda kalıyorsunuz. Burada arkadaşınıza katıl yapacaksınız siz de aynı frame'de olmayan birine. İlk uyarı geldikten sonra da ikinciyi gene katıl yapıyorum. Sonra ikinci uyarıda yuvarlak, görünmez oluyorsunuz ve şimdilik de istediğiniz araca binmeniz gerekiyor. Bu arada arkadaşımız ikinci arabayı getirmemiş. Bakın, burada artık istediğiniz hangi araç varsa onu alıyorsunuz. Diyelim ki tekrar Deluxe alalım ya misal. Bakın gördüğünüz gibi ikinci defa da Deluxe almış olduk ya da başka bir farklı araç da olabilirdi. Amaç size ben bunun nasıl olduğunu göstermek için şu anda arka arkaya da araba alabilirsiniz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi istesem şu an 4, 5, 6 artık kaç tane aracı istiyorsanız arkadaşınıza alabilirsiniz ya da arkadaşınız kendini glitchleyip siz ona verebilirsiniz. Evet. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.
Thank you.